akıllarını kullanmamışlardır. Eğer sadece dünya hayatını yaşamak için, dünyadaki hayatı güzelleştirmek için çalışıyor, çaba gayret sarf ediyor, aklını oraya kullanıyorsa, Allah'ı anlamaya, kendisini, yaratanı anlamaya çalışmıyorsa, kendini anlamaya çalışmıyorsa, Rabbim beni dünyaya neden göndermiş, benim işim nedir, benim vazifem nedir, benim ne yapmam lazım demiyorsa, bunu Allah ile anlamaya çalışmıyorsa, o aklını kullanmayı bile tenezzül etmemiştir. Yoksa parayı bilmeyen hiç kimse yoktur. Deli de parayı biliyor, çocuk da parayı biliyor. Lazım olduğunu, gerekli olduğunu biliyor. Onu bilmek, onun peşinden koşmak, onu kazanmak, aklını kullanmak değildir. Kainatı, varlığı Allah'ın adıyla, ismiyle okumak değildir. Onu okumamıştır. Bu Allah'ın ilk emri olduğu için, evet, insanlık için hayat demektir. Onsuz olmaz demektir. Okumadan çünkü anlaşılmıyor. Mutlaka okuman lazım, anlaman lazım, anlamaya çalışman lazım. Evet, Allah beni dünyaya neden göndermiş? Benim vazifem nedir? Allah benden neyi istiyor? Ne yapmamı istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Ne yaparsam kazanırım, neyi yapmazsam kaybederim deyip hayatı okumaya çalışması gerekir. Dünyaya bakarken Allah dünyayı nasıl tanıtmışsa dünyayı öyle anlaması lazım. Kazanmak nedir? Kaybetmek nedir? Doğru nedir? Yanlış nedir? Allah'a göre. Hak nedir? Batıl nedir? Bunu okuması gerekir. Yoksa zararını, faydasını bilmeyen biri ortaya çıkar. Aklını kullanmadığı için. Kâr dediğine zarardır, zarar dediğine kârdır. Doğru dediği yanlış, yanlış dediği Allah'a göre doğrudur. Evet, böyle biri rotasını şaşırmış demektir. Nereye gideceğini bilmiyor demektir. Sonra hayatının sonuna gelir ki, evet, hayatı israf etmiştir, boşuna harcamıştır. Hayatı doğru okumadığı için, Allah'ın